Ulusal Kanal ekranlarından merhabalar, günlükle karşınızdayız. Türkiye'nin birinci gündem maddesi ekonomi. Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek yaptığı açıklamalar sonrasında ekonomide, piyasalarda sert bir düşüş yaşandı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan neler söyledi? Yeni finansal araçlar açıkladı, sıcak paracılara meydan okudu, dövizde paradan para kazananların alnını karışlarız diyerek bir hedef gösterdi aslında ve bu açıklamaların hemen ardından piyasalarda sert bir düşüş yaşandı. Peki bunlar ne anlama geliyor? Yeni finansal araçlar nasıl kullanılacak? Hazine ve Maliye Bakanlığı da bugün dakikalar önce bir açıklama yaparak yeni finansal araçların kullanımına ilişkin bir yol haritası da sunmuş oldu aslında. Birazdan MÜSİAD Kurucu Başkanı Sayın Erol Yarar bizlerle birlikte olacak ve ekonomideki yeni gelişmeleri değerlendireceğiz. Hemen ardından da yatırım bankacısı, Aydınlık Gazetesi yazarı Serhat Latifoğlu Ulusal Kanal ekranlarında olacak ve tüm gelişmeleri enine boyuna değerlendireceğiz. Neler oldu, bundan sonraki süreçte neler yaşanacak? Vatandaşa bu gelişmeler nasıl yansıyacak? Hepsini değerlendireceğiz. Başlayalım. Evet, gelişmeleri aktarmaya başlayacağız. Biraz önce de söylediğim gibi dakikalar önce Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni bir açıklama yaptı. Ulusal Kanal ekranlarında gün ortası programında Yeşim Er Yılmaz sıcak gelişmeleri size aktarmıştı. Şimdi konuklarımızla konuşmadan önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hatırlatmasını tekrar yapalım sizlere. Birikimlerinin Türk lirası mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi kur korumalı Türk lirası vadeli mevduat ürünü devreye alınmıştır. Ürün gerçek kişilerce Türk lirası vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faizle hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak. Yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır. Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11'de döviz alışı kuru yayınlayacaktır. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına Türk lirası olarak yansıtılacaktır. Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadelerle açılabilecek olup minimum faiz oranı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faiz oranı olarak uygulanacaktır. Sisteme isteyen her banka katılabilecektir. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kuruyla hesabın kapatıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir. Öte yandan söz konusu ürünün katılım bankacılığında da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuda bir açıklama yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebat sosyal medya hesabından bu açıklamanın yapılacağını duyurmuştu. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu yaptığı açıklamayı az sonra değerlendireceğiz ama önce dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaları tekrar hatırlayalım. Tarihi nitelikte açıklamalardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan IMF'ye de yeniden meydan okudu ve sıcak paracıları hedef gösterdi. Dolar saltanatının artık sona erdiği günlerde paradan para kazananlara da meydan okudu ve yeni finansal araçları açıkladı. Artık bu ülke sıcak para hülyasıyla avutulup ekonomisi asıl ihtiyaç duyduğu atılımlardan uzak tutulan bir ülke olmayacak. Bakanlar Kurulu sonrası konuştu. Türk lirasını teşvik etmek için hazırlanan paketi açıkladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu sonrası ekonomideki gelişmelerle ilgili mesaj verdi. Yeni ekonomi modeli ve dövizdeki dalgalanmalara karşı atılacak adımları sıraladı. Enflasyonu da bu şekilde dizginleyeceğiz. Hedeflerimize de bu şekilde ulaşacağız. Yeni finansal alternatiflerin ve ekonomik tedbirlerin devreye alınacağını duyurdu Erdoğan. Türk lirasını teşvik edecek planı mevduatlar üzerinden açıkladı. Bankalardaki lira mevduatlarında kur farkından kaynaklanan kayıpların devlet tarafından karşılanacağını söyledi. Bunun için cari fazlayla büyüme diyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ülkemizde yatırımları durduracak, istihdamı azaltacak, üretimi düşürecek, İhracatı engelleyecek hiçbir adımın atılmasına izin vermeyeceğimi
buradan bir kez daha ilan ediyorum. Erdoğan ekonomide yeni yol haritasını 10 başlıkta özetledi. Kamu borçlanma senedi, temettü ödemeleri ve KDV'de yeni düzenlemede o başlıklar arasındaydı. Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. İç borçlanma senetlerine talebi artırmak için buradaki stopajı da %0'a indiriyoruz. Kurum kazançları üzerindeki vergi yükünü azaltarak katma değer vergisini etkinliği, adaleti ve basitleştirmeyi sağlamak amacıyla yeniden düzenliyoruz. Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı %10'a indiriyoruz. Yeni ekonomi modelinde serbest piyasaya bağlılık mesajı veren Erdoğan, kontrollü kambiyo rejimine de karşı olduğunu söyledi. TÜSİAD ve CHP'ye de ekonomi üzerinden tepki gösterdi Erdoğan. TÜSİAD'ı yatırım yapmaya davet etti. TÜSİAD, hadi gidin yatırımlarınızı yapın bakalım. Biz önünde miyiz yoksa destekçi miyiz? Kamu bankasından krediyi alıp bunu bir başka yere aktarmak suretiyle paradan para kazanma yoluna yöntemlerine başvuranların da alnını karıştırırız. Dövizde gerileme yaşandı. Gün içinde 18 lira 40 kuruşa kadar çıkan dolar açık piyasalarda 12 lira 57 kuruşa kadar geriledi. Şimdi ekonomideki son gelişmeleri MÜSİAD Kurucu Başkanı Sayın Erol Yarar'la konuşacağız. Sayın Yarar, hoş geldiniz Ulusal Kanal ekranlarına günlüğe. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Pek çok gelişme var. Dün akşamdan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamadan sonra ekonomi piyasaları oldukça hareketlendi. Döviz kurlarında sert bir düşüş yaşandı. Bütün vatandaşlar acaba ne olacak bundan sonraki süreçte diye merakla bekliyorlar. Şimdi biz dün akşamdan itibaren olan gelişmeleri sizle isterseniz değerlendirmeye başlayalım. Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu arada yeni bir açıklama yaptı dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından. Onunla eşgüdümlü aslında. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan yine kameralar karşısına geçerek paradan para kazananlara, sıcak paracılara aslında hedef alan açıklamalar yapmış oldu. Olumlu açıklamalarda açıklamaların rotası Türkiye'nin yeni ekonomi politikalarına oldukça uyumlu açıklamalardı ve burada Türk lirasını korumaya yönelik açıklamalar yaptığını gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve bu kapsamda mevduat geliri dövizin altında kalırsa kur farkını devlet ödeyecek dedi ve yine yeni finansal araçları açıkladı. Hemen ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün kur korumalı Türk lirası vadeli mevduat ürünü devreye alınmıştır dedi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından devreye sokulan bu Türk lirasını korumaya yönelik hamleyi nasıl değerlendirmemiz lazım? Nasıl olacak bu? Sizden tüm ayrıntıları dinlemek isteriz. Öncelikle teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bence çok yerinde ve zamanında bir açıklama oldu. Çünkü Türk lirası üzerinden müthiş bir spekülasyon ve 18 lirayı aşan 20'leri görecek denen bir döneme girmiştik. Bu Türk lirası için ve Türkiye'deki çalışanlar açısından, emekçiler açısından, sanayici açısından çok büyük bir belirsizlik ve spekülatif bir gidişti. Buna çok keskin bir dur denmiş oldu. Ve bu spekülasyonu yapanlara adeta devlet dur dedi. Ve bu spekülasyonu da peşine takılanlar vardı. Yani dövizden bu nasıl olsa çok artıyor. Biz de bu kervana kapılalım, cebimizdeki 100 liramızı bile hemen gidip döviz bürosunda bozdurup dövize çevirelim. Yarın nasıl olsa benim 100 liram 110 lira olur beklentisinde olan vatandaşlarımızı yanlış yönlendiren bu ana spekülatörlerine geçilmiş oldu. Bir normalleşme sürecine doğru gideceğimizi düşünüyorum. Türk lirasının çok değerli olması da bir risktir. Türkiye açısından çok düşük olması da risktir. Bir taraftan ihracatımızı düşürür. Çok değerli bir TL. 2010'larda TL'nin çok aşırı yükseldiğini görmüştük. Bu sefer de çok büyük bir düşüş görmüştük. Bu da Türkiye açısından çok zararlı bir durumdu. Yani ne diyelim, iş kontrol altına alındı. Bundan sonraki uygulamalarla bu spekülatörlerin önüne geçilecek ve dolayısıyla vatandaşımızı yanlış yönlendiren, emekçinin işte küçük birikimlerini dahi
sömüren bu sistemin önüne geçilmiş oldu. Şimdi bu mevduat geliri dövizin altında kalırsa kur farkını devlet ödeyecek açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlar bu nasıl ödenecek sorusunu da sordular. Şimdi bugün yapılan açıklamada da kur farkı hesaplamaları için her gün saat 11'de döviz alış kuru yayınlanacak. Hesaba TL olarak yansıyacak. Hesaplar 3, 6, 9, 12 ay vadelerle açılacak diye açıklamalar yapıldı. Bunlar nasıl olacak Sayın Yarar? Bunu devlet nasıl sağlayacak? Merak edilen soru bu. Tabii uygulamanın detaylarını zaman içinde göreceğiz. Tabii bunlar Merkez Bankası ile bankalar arasında yapılacak anlaşmalar ve uygulama paralellikleri oluşturulacaktır. Hem elektronik ortamda hem de yazılı şekilde yapılacaktır bunlar. Burada devlet şunu söylüyor. Yani senin bir tasarrufun varsa zaten spekülasyon ne demek? Tasarrufum var, ben bu tasarrufumu nereye koyayım? İşte ev mi alayım? Altın mı alayım, döviz mi alayım dendiği zaman Türkiye'de dövize yönelmişti tasarruf sahipleri. Şimdi devlet ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Arkadaş, benim en kıymetli varlığım TL'dir. Siz gidip de dövize paranızı yatırmayın. Ama bir endişeniz var. Döviz çok artıyor, benim param eriyor, tasarruflarım eriyor. Hiç endişe etme, git paranı bankaya yatır. 3 ay sonra, 6 ay sonra, 9 ay sonra paranı çektiğin zaman eğer döviz yükselmişse hiç endişe etme, aradaki farkı ben sana vereceğim diyor. Bu TL ile dövizi endeksleme, çıpalama diyoruz biz buna. Çok önemli bir karar. Böylece insanların gidip döviz almasına gerek yok. Çünkü döviz artarsa zaten aradaki farkı verecek. Ama bir tane, iki tane şart var burada. Bir, bankacılık sistemi içinde olman lazım. Yani yastık altındaki paraya bu fark verilmeyecek. Benim yastığımın altında 10 bin lira param vardı. Neye düştü? Bunu ne yapayım gibi bir şey olmayacak. Onun için sistemin içine çekiyor parayı. Yastık altı dediğimiz, Cumhurbaşkanı geçen gün altın rezervlerinden bahsetti. Birçok tasarrufun yastık altında olduğu, yastık altı tabiriyle söylenen piyasada olmadığını. Bu esasında tabii kötü bir şey. Neden? Bir para piyasada ne kadar çok para dönerse o ekonomi o kadar büyük olur. Dolayısıyla tasarrufların yastık altında olması istenmez. Dolayısıyla yastık altındaki paralara bir koruma yok. O zaman ne yapacaksınız? Bankacılık sistemine gireceksiniz. İkinci bir şart daha koydu Merkez Bankası, daha doğrusu Maliye Bakanlığı. Dedi ki 3 ay ve 6 ay ve 9 ay vadeli yatırman lazım. Yani günlük yapma. Bu da bir ekonomide istikrar talebi. Yani tasarruflar Türkiye'de çok kısa vadeli oluyor. Siz hiç endişe etmeyin. Paranızı 3 ay herhangi bir bu garanti al kapsamına giren bankalar. Bu da çok önemli bir detay çünkü. Şimdi kamu bankaları bunu direkt içine girdi. İsteyen özel bankalar da bu sisteme dahil olabilir diyor bakanlık. Demek ki Merkez Bankası ile diğer bankalar arasında da bir anlaşma yapılması. Bu sisteme dahil olmak istiyorum diyen bankalar olması gerekiyor. Böylece kamu bankaları açısından bakıldığında bu garanti verilmiş. Böylece siz ya da ben ya da herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı elinde olan 5 bin lira, 10 bin lira, 50 bin lira ne kadar tasarrufu varsa 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık bir vadeyle bunu, 12 aylık vadeyle bunu yatırırsa bankaya, dövizde bir kayıp, bir artış olursa bu farklarını alacak. Böylece döviz tasarruf hesabı açmasına ihtiyaç kalmayacak. Sanki döviz hesabı açmışçasına muamele görecek. Bu da bir istikrar ortamı getirecek. Sayın Yarar, şimdi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara tekrar dönecek olursak, açıklamalar yapıldı. Bu açıklamaların hattını zaten hepimiz artık biliyoruz. Yani Türk lirasını korumaya yönelik kararlı açıklamalardan hemen sonra bu kadar sert düşüş nasıl yaşandı? Akıllarda bir de bu soru var. Yani birden euronun 20 lira, doların 18 liraya gördüğü bir pozisyondan birden sert bir düşüş nasıl yaşandı? Sert çıkışlar ve sert düşüşler şunu gösterir. Büyük oyuncular var denir. Büyük oyuncular. Çünkü bunlar gece yarısı harekete geçtiler. Şimdi herkes gecenin saat 12'sinde alıp da dövizini TL'ye çevirme mücadelesi vermez. Ertesi günü bekler, bankaya gider, döviz bürosuna gider, cebindedir vesaire vesaire. Gece bu iş oluyorsa demek ki bankacılık sistemine entegre olan,
uluslararası sisteme entegre olanlar paralarını buluşturmaya başladılar. Dolayısıyla internet sistemi çok çalıştı. Japonya başladı. Japonya'dan TL'ye güven arttı. TL alımları başladı Japonya'dan. Yani bu esasında uluslararası piyasanın da bu kararı benimsediğini gösteriyor. Bir taraftan da bu yükselişin sebebinin de uluslararası etkisini de gösteriyor bize. Yani demek ki gece yarısında düşüş olabiliyorsa ve Türkiye'de de biliyorsunuz gece yarısı çıkışlar da oluyor. Uluslararası spekülatörlerin Türk lirası üzerinde yaptığı oyunları da görmüş olduk. İşte bunlar arttırırlar, bunlar düşürürler. Biz çünkü dünya uluslararası sistemine entegre bir şekilde çalışıyoruz. Türk lirası convertible bir para. Convertible bir para olduğunuz zaman dış etkilere açıksınız. Yani sokakta yürüyen insan gibisiniz. Yağmur yağarsa, fırtına olursa direkt etkileniyorsunuz. Ev içinde değilsiniz. Dolayısıyla bu uluslararası sisteme entegrasyonun getirdiği risklerin büyüklüğünü de gösteriyor bu. Bir anda 5 lira düştü. Hatta dün gece ben baktım 11 küsür lira kadar inmişti. Bu da Türkiye için zararlı. Çok hızlı düşüşler. Ama şunu gösteriyor, yani sorunuzun net cevabı, uluslararası spekülasyonun büyüklüğünü gösteriyor bu. Ne kadar etkin olduğunu gösteriyor. Demek ki Türkiye buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Bir gece yatarken düşen, bir gece yatarken çıkabildiğini bütün vatandaşlarımız görmüş oldu. Evet. Sayın Yarar, şimdi bu düşüşün ardından vatandaş bu bize nasıl yansıyacak acaba diye bir soru da gündeme getirdi. Dün Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarının hemen ardından bir açıklama geldi ve yapılacak zamların durdurulduğu açıklandı. Bundan sonraki süreçte vatandaşa nasıl yansıyacaktır bu düşüş? Ve bu sizce bu seviyede devam edecek midir, yoksa önümüzdeki günlerde yine ani dalgalanmalarla karşılaşabilir miyiz? Karşılaşırsak bu zamlara nasıl yansıyacak? Şimdi burada tabii şirketleri ilgilendiren çok önemli başka kararlar var. Şirket hesaplarında bulunan döviz tevdiat hesaplarının vergilendirilmesi konusu. Yani TL'de durursanız bir vergi vermeyeceksiniz. Stopaj faizler, faiz geliri stopaj dışı tutuldu. Bir kısmı indirildi. Uygulamaları önümüzdeki süreçte tabii 1-2 gün içinde daha net anlayacağız ve göreceğiz. Yani şirketlere de şu mesajı verdi devlet. Elindeki parayı döviz olarak tutma arkadaş. TL olarak tut. Senin TL'n döviz bazında değer kaybetmeyecek. Bu çok önemli bir karar. Ne olacak? Şirketlerin döviz tutarsa döviz artışının arasındaki farkı vergi veriyordu şirketler. Ama TL'de tutarsa vergi vermeyecek. Bu şirket politikalarını çok etkileyecek bir karar. Burada 100 milyar doların üzerinde bir paradan bahsediyoruz. Bunun Merkez Bankası'na geçmesi, yani bunların dövizleri satıp TL'ye geçmeleri durumunda o zaman ne olacak? Merkez Bankası rezervleri çok artacak ve şirketler de TL'de duracak. Bu da bir dövize stabilite getirecek. Merkez Bankası kaynaklarını artıracak kanaatindeyim. Ama sizin sorunuzun yansıması, yani önemli olan diğer bir boyutu, dövize endeksli fiyat artışları vardı. Bu birincisi yakıt, doğalgaz, petrol, direkt hayatımızı etkileyen şeyler bunlar. Hani birinci öncelikle hepimiz şimdi evimize gidiyoruz, depomuzu dolduruyoruz şirketimize, gaz, doğalgaz alıyoruz, evimizde doğalgaz kullanıyoruz. Bunların artışlarını durdurdu. Çünkü döviz arttığı için bunlar da haftalık ayarlanıyordu. Hatta doğalgazla enerji üreten şirketlerin ciddi zarar etmeye başlamışlardı 17-18 lira çıkmasıyla beraber. Dolayısıyla bütün bunların duracağını gösteriyor. En azından bir stabilite geleceğini gösteriyor. Günlük hayatımızı çok etkileyecek bu. Örneğin marketlere de yansıyacak mı mesela bu pompaya yansıdığı gibi? Pompaya haftalık yansır. Markete belki bir 15 gün, 20 gün geç yansır. Çünkü bazı insanlar da fiyat artıyor diye yüksek fiyattan mal almışlardı. Şimdi bugün mesela şirketimize gelen bir tedarikçi firmamız, Allah ben ne yapacağım diyor, demiş bizim arkadaşlara. Ya ne oldu dedim, sevinmemiş mi? Abi dün 18 liradan ham madde bağlamış, şimdi fiyat düşünce elinde pahalı bir malla mal üretmek zorunda, bunu nasıl satacağım derdine düşmüş. Dolayısıyla yani burada çok sevinenler olduğu gibi önümüzdeki süreçte artışın beklentisi içinde ham madde alan, yüksek fiyatta ham madde alanlarında ciddi bir sıkıntıları olacak. Onun için piyasaya petrol, doğalgaz, elektrik gibi şeylere anlık yansır ya da haftalık yansır.
Ama pazar yerine bir 15 gün en azından raflardaki sirkülasyon bir kere dönmeden çok yansımaz. Dolayısıyla değişik piyasalara değişik yansıma süreçleri olacak. Ama para piyasasına gördüğünüz gibi saatlik yansıdı. Yani spekülasyonun en yüksek olduğu yer küt hemen anında kararın etkisini gördük hep beraber. Sayın Yerer, şimdi sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi dövizdeki bu dalgalanmaya bir sevinenler oldu, bir üzülenler oldu. Şimdi artış olduğu zaman piyasalarda neden böyle oluyor? İşte ekonomik kriz, battık, bittik. Ani bir düşüş oluyor. Düşmeye de üzülenler var. Sonra yine okuyoruz, yine battık, bittik. Kimler üzülüyor, kimler seviniyor? Kimler üzülecek, kimler sevinecek bu düşüşe? Çok ilginç bir tablo da var karşımızda açıkçası. Şimdi TL'nin güçlü olması esasında ücretli kesim açısından her zaman iyidir. Neden? Çünkü sabit gelirler. Bu insanlar 6 ay aynı ücreti alıyorlar. 3 ay aynı ücreti alıyorlar. 12 ay aynı ücreti alıyorlar. Kriz zamanları bazen 18 ay aynı ücreti alıyorlar. Ama fiyatlar devamlı yükseliyor. Demek ki yükselişten en çok zararlı olan kesim ücretli kesimdir. Çünkü onların gelirleri sabit. Yeni kaynak bulmada zorlanırlar, adapte olmakta zorlanırlar. Onun için ücretli kesim açısından, milyonlarca insan açısından esasında sevindirici bir gelişmedir. Sadece onların küçük tasarruflarını eğer yüksek fiyatlardan işte 3 bin lira mı, 5 bin lira mı, 300 lira mı, 500 lira mı günlük olarak alayım deyip de ters çarpıldıysa onlar üzüntü duyarlar tabii. Ama onların üzüntüleri de mikro üzüntü, yani küçük üzüntü, çabuk geçer, çabuk adapte olurlar. Ama büyük spekülatörler, şimdi 17 liradan 20 olacak diye milyonlarca dolar alan adamlar var tabii. Bunlar çok büyük paralar oynadılar. Bunlar küt diye düştüğü için şimdi hiç sevinmiyorlardır. Ve pusuda bekliyorlardır. Şu bir fırsata bulsak da tekrardan şuraya bir saldırsak, bu fiyatı bir daha yükseltsek, birkaç bahane bulsak diye hani kurt puslu havayı sever gibi puslu havayı bekleyip yatanlar vardır. Bunlar en üzülenlerdir. Sanayici kesimi var. Sanayici kesiminde üzülen ve sevilenler vardır. İşte deposuna ham maddesini aldı, yükseliyor diye biraz stok yaptı ki üretirken satabileyim. Çünkü her gün fiyat yükseldiği için fiyat tutturamıyorlardı. Onun için bazı ham maddeleri daha yüklü almışlardı ya da mamulleri, yarı mamulleri. Bunların da bir kısmı üzülür, bir kısmı sevinir ama bunlar da 15-20 gün içinde, bir ay içinde adapte olurlar. Yani burada sevinen, en çok sevinen ücretli kesimdir. Asgari ücretin dolara baktığımız zaman %30, %40 civarında reel olarak en azından değerlendiğini görüyoruz. Bu asgari ücretli kesim açısından alım gücünün değer artmasıdır. Ama ülke açısından en önemli olan şey, hükümetin çok önemli bir şeyi var, politikası var. İhracatı arttırmak, işsizliği azaltmak, yani istihdam, ihracat ve Türkiye'nin gelişmesi konusunda kararlılığında istikrarlı bir TL döviz dengesi her şeyin önünde gelir. Dolayısıyla bence güzel bir gelişme olmuştur. İhracatı artırmak dediniz, burada hem yatırım, üretim, istihdam, ihracat, zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarında da en önemli vurgular bunlar. Burada üretimi arttırmak adına ne gibi adımlar atılacak? İlk sorum bu olacak. İkincisi de şimdi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında hedef alınan kitle daha çok paradan para kazananlardı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde yaptığı açıklamalarda stokçulara ve paradan para kazananlara açıkçası meydan okuyan açıklamalar yapıyor. Burada da dolara güvenen, dolar saltanatına güvenen insanlarla mücadele ön plana çıkıyor. Bu mücadele nasıl olacak? Dolar saltanatına karşı nasıl önlemler alınmalı sizce? Tabii Merkez Bankası kimin ne kadar parası olduğunu Türkiye'de çok iyi takip ediyor. Kimin nereden ne kazandığını çok iyi takip ediyor. Bunu da Cumhurbaşkanımıza herhalde belirli şekillerde BDTK üzerinden raporluyorlardır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız bunu söylerken mutlaka birçok bilgiye dayanıyor olarak söylüyor. Ve Türkiye'de gerçekten paradan para kazanan ciddi bir zümre var. Bunlar 1990'larda da yaptılar bunu. Türkiye'de 1990'da Tansu Çiller hükümeti zamanında 5 Nisan kararlarında 3 ayda %50 net faiz, yani yıllık %200 vergisiz kazanç sağlandı. Bundan çok büyük rant elde eden büyük sermaye kesimleri oldu. Daha sonra da kamu iktisadi teşekküllerini düşük fiyatlarla bu spekülatörlere satıldı. Yani Türkiye spekülatörlerin oyuncağı haline gelmişti.
Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemiş olduğu bu spekülatörlerle bir savaş yapacağız. Biz bunlarla mücadele edeceğiz deniyor. Çünkü bunlar Türkiye'de olduğu gibi dünyada da varlar. Dünyada birçok ülkeyi sömürüyorlar bunlar. Afrika'yı sömürdüler yıllarca. Yani sadece Türkiye'ye has bir şey değil. Ama şu anda hükümet olarak biz bunlarla mücadele edeceğiz diyor. Çok çok önemli bir konu. Dolayısıyla bu bugünün meselesi değil ama Türkiye'de bunlar varlar ve lobileri var. Ankara'da büyük lobileri var. Bakın ne yapıyorlardı? Faizi arttırın diyorlardı. Dün kanalımızda TÜSİAD... Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim Seda Hanım. Sağ olun. Aydınlık Gazetesi yazarı ve yatırım bankacısı Serhat Latifoğlu bizlerle birlikteydi. Son ve sıcak gelişmeleri Sayın Latifoğlu'yla da değerlendirdik. Gelişmeler geldikçe ekonomi alanında size haberlerimizle ve sıcak gelişmelerle aktarmaya devam edeceğiz. Ama haberlerimize dönelim şimdi. Yeni Ufuklar programında Şule Perinçek'in konuğu Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin yönetim kurulu başkanı Çağatay Özcan Korkulu'ydu. Traktör üstünde arıkla su taşıyan bir tarım bakanı istediklerini belirten Kokulu sorunları ve çözümleri anlattı. Türk tarımında ithalat kalkacak. Ülke kendine dönecek. Ben bakan olmak istiyorum. İzmir'de 1972 yılında kurulan Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin yönetim kurulu başkanı Çağatay Özcan Kokulu, Yeni Ufuklar programında Şule Perinçek'in sorularını yanıtladı. Gödence, zeytinyağıyla uluslararası bir marka. Bu ünü de Kızıldağlar ve deniz rüzgarlarına sırtını yaslayan üretim kooperatifine borçlu. Yeni yüzyılın en stratejik silahı gıda. Kokulu, tarımdan kopuş sürecinin Turgut Özal'la başladığını söyledi. Özal'ın Avrupa'nın manavı olacağı sözlerini hatırlattı. Turgut Özal dönemi çok hızlı bir kopuşun bana göre kırılmanın en şiddetli olduğu dönem. Ne demişti rahmetli Turgut Özal? Avrupa Birliği'nin manavı kasabı olacağız dedi. Bravo dedik. Bravo. Ne oldu? Çok kısa bir süre sonra dışarıda daha ucuz dışarıdan alırız. Çağatay Özcan Kokulu İzmir'deki kooperatifleri anlattı. Tarım Bakanı'nın elinde sırık olan arıkta su taşıyan kişi olması gerektiğini belirtti. Tarım Bakanı artık sahada. Bil fiil. Bilecek. Traktörünün üstünde elinde zeytin silkme sırığıyla çalışan, makine kullanan, zeytin toplayan, arıkta su yapan insan olmalı. Bilfil sağdan Tarım Bakanı bu olmalı. Bakan bunu görmek istiyoruz. Parti gelen başkanlarına buradan açık şeyim. Ben bakan olmak istiyorum. Ben bakan olmak istiyorum. Hani Özcan Kokulu olarak değil. Benim yerimde oturan adamdan kastediyorum. Bir beklentimiz yok. Şule Perinçek son olarak siz Tarım Bakanı olsanız ne vaat edersiniz sorusunu yöneltti. Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı'na Kokulu Türk tarımının kurtuluş reçetesini yazdı. Türk halkına acı vaat ediyorum. Yokluk vaat ediyorum. Hiçbir şey vaat etmiyorum. İthalat yok. İthalat yok. Türk tarımında ithalat kalkacak. Ülke kendine dönecek. Çiftçi kendine dönecek. Hükümet kendine dönecek. Toprağa dönecek. İthalat kalkacak. Türk halkı üretmeye başlayacak. Toprağa dönecek. Türk Gençliği, Çalışan Gençlik Üreten Türkiye Kurultayı'nda buluşmaya hazırlanıyor. TGB Genel Başkan Yardımcısı Doğa Dursun, 25 Aralık'ta yapılacak kurultayda yalnızca sorunların değil, çözümlerin de olacağını söyledi. Yani bu Türkiye'de daha önce yapılmış bir kurultay değil, bu tarz bir çalışma da daha önce yapılmadı. Türkiye Gençlik Birliği, Türk Gençliği'ni Çalışan Gençlik Üreten Türkiye Kurultayı'nda buluşturmaya hazırlanıyor. 10 bin gençle şu ana kadar temas ettik. Temas etmeye de devam ediyoruz. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkan Yardımcısı Doğa Dursun, günaydın Türkiye programına konuk oldu. 40 yıldır Türkiye bir sıcak para ekonomisi yönetimi altına girmiş. Serbest piyasa ekonomisiyle Turgut Özal'dan bu yana bir ekonomik sistem uygulamaya çalıştı aslında. O ekonomik sistemle birlikte küresel sermayenin de boyunduruğu altına girmiş oldu. Ona bağımlı bir hale gelmiş oldu. Dursun, kurultayda Türk gençliğinin sorunlarına çözümler üretileceğini belirtti. Burada bu sorunları biraz önce bahsettiğim işsizlik, gelecek, istihdam sorunları gibi gençliği yakından ilgilendiren, eğitim sorunu gibi gençliği yakından ilgilendiren sorunları tartışacağız. Ve en önemlisi sadece bunları tartışmayacağız tabii ki, çözümler üreteceğiz. Doğa Dursun, kurultay için gençler arasında kapsamlı bir anket çalışması yürütüldüğünü belirtti.
Ve bütün bu sorunları da bu anketlerden topladığımız, gençlerle karşılıklı görüşmelerden topladığımız sonuçları da kurultayımızda ilan edeceğiz ve çözüm önerileri ortaya koyacağız. Öte yandan Çalışan Gençlik Üreten Türkiye Kurultayı 25 Aralık tarihinde Ankara Hacettepe Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Türkiye'de artık bu üreticinin sırtına binen, üreticiyi uzun vadede kamburlaştıran, gençliğin gelecek sorunlarını daha da arttıran sistemi kabul etmiyoruz ve hepimiz bu bunların çözülmesi için de katkı sağlayacağız, katkı vereceğiz. Biz de Türkiye Gençlik Birliği olarak, Türkiye'deki 62 üniversite topluluğu olarak bu kurultayla da beraber çözümlerimizi ortaya koyacağız. Çin Merkez Bankası 20 ayın ardından 1 yıllık kredi referans faiz oranını 5 bas puan indirdi. %3.68'den %3.80'e düşürdü. Böylelikle 5 yıllık faiz oranı değişmeden %4.65'te kaldı. Bu adımın emlak sektöründeki gerileme ve virüs salgınlarından olumsuz etkilenen ekonomiye destek sağlaması bekleniyor. 20 ayın ardından faiz indirimi geldi. Çin Merkez Bankası 1 yıllık kredi referans faiz oranını 5 bas puan indirdi. Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre %3.85 olan 1 yıllık vadeli kredi temel faizi Kasım ayında %3.80 olarak belirlendi. 5 yıllık faiz oranı değişmeden %4.65'te kaldı. Bu faiz indirimi Nisan 2020'den bu yana ilk indirimi işaret ediyor. Bu adımın emlak sektöründeki gerileme ve aralıklı bir şekilde ortaya çıkan virüs salgınlarından olumsuz etkilenen ekonomiye destek sağlaması bekleniyor. Çin Başbakanı Li Keqiang, Çin'in zorunlu karşılık oranını düşürmek de dahil olmak üzere çeşitli para politikası araçlarına yer olduğunu söylemişti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise ülkenin tahvil piyasasını sarsan emlak geliştiricileri arasındaki likidite sıkışıklığının ortasında 2022'de ekonomiyi istikrara kavuşturma sözü verdi. Otomotiv sektöründeki parça tedarik sorunu büyüyor. Toyota çip tedarik sıkıntısı nedeniyle gelecek ay Japonya'daki 5 tesisinde üretimi geçici olarak durduracak. Çip tedarik sıkıntısı üretici firmaları zorluyor. Bazı firmalar bir süreliğine üretimi durdurma kararı almaya başladı. Toyota, parça tedarik sorunu nedeniyle gelecek ay Japonya'daki 5 tesisindeki üretimi geçici olarak durduracak. Toyota'dan yapılan açıklamaya göre Takaoka, Yoshiwara, Inabe, Fujimatsu ve Nagakusa tesislerinde bir ay üretim yapılmayacak. Karar 5 tesiste 7 üretim bandı için geçerli olacak. Parça ve çip tedarik sıkıntısı kaynaklı uygulama toplamda 20 bin araç imalatını geciktirecek. PKK ile başı Mustafa Karasu Millet İttifakı'na ayaklanma çağrısı yaptı. Karasu, CHP, İYİ Parti ve HDP'nin birleşerek iktidarı düşürecek halk ayaklanmasını örgütlemeleri gerektiğini önerdi. Halk meydanlara dökülür, seçim ister. Terör örgütü PKK'nın sözleriyle başlarından Mustafa Karasu Millet İttifakı'na seslendi. CHP, İYİ Parti ve HDP'nin birleşerek halk ayaklanmasına öncülük etmelerini istedi. CHP, İYİ Parti onlar harekete geçmesi gerekiyor. Türkiye'ye tabii halk ayağa kalkarsa bu bir seçenek. AKP, MHP iktidarını böyle düşürebilir. Meclisteki muhalefetin yaptığı seçim çağrılarıyla sonuç alınamayacağını ifade eden PKK yöneticisi tek çarenin ayaklanma olduğunu savundu. Bunlar yeni bir Türkiye yaratmaya istiyorlar. Muhaliflerin hep seçim demesi biraz kendini kandırmadır. Millet İttifakı ve CHP'de Cumhurbaşkanı adaylığı krizi büyüyor. CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanları aday olmasın tavrına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu adaylık sinyali vermeyi sürdürüyor. İmamoğlu'nun Kayseri'de yaptığı son çıkış CHP sözcüsü Faik Özturak'a soruldu. Önceki açıklamalara atıf yapan Özturak, İmamoğlu'nun ismini vermeden tavrımızı defaatle ifade ettik dedi. Cumhurbaşkanı olmayı istiyor musunuz? İttifak kabul ederse bir sorun yok. Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz? Şu anda da bir ittifak heyeti var, tartışacak, vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyali vermeye devam ediyor. CHP Genel Merkezi ise İmamoğlu'nun da içinde olduğu belediye başkanlarının adaylığına kapıları açmıyor.
Artık bunları bir daha tekrarlamaya gerek yok. Ulusal Kanal, İmamoğlu'nun adaylığa yeşil ışık yakan açıklamalarını CHP sözcüsü Faik Öztürk'e sormak istedi. Daha önce CHP'den yapılan açıklamalarda belediye başkanlarının adaylığına sıcak bakılmadığı ifade edilmişti. Ancak Sayın Ekrem İmamoğlu'na bu soru yöneltildiğinde Sayın İmamoğlu kapıları kapatmayan yanıtlar veriyor. Son Kayseri ziyaretinde adaylığı sorulan İmamoğlu, şu anda bir ittifak heyeti var. Tartışacak, vatandaşı dinleyecek ve doğru kararı verecek dedi. Sayın İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda CHP Genel Merkezi'nin en son görüşü nedir? Ancak CHP basın birimi Ulusal Kanal'ın ulaştırdığı bu sorudan İmamoğlu bölümünü çıkartarak Öztürk'e sordu. Ulusal Kanal'ın sorusu şöyle. Daha önce CHP'den yapılan açıklamalarda belediye başkanlarının adaylığına sıcak bakılmadığı ifade edilmişti. Fakat belediye başkanlarının Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu yeniden gündeme geldi. Bu konuda genel merkezin görüşü nedir? Soruya yanıt veren Öztürk da CHP'nin belediye başkanlarının aday olamayacağını savunan görüşü sürdürdü. Bu konudaki görüşlerimizi gerek Sayın Genel Başkanımız gerekse parti sözcüsü olarak ben partimizin görüşlerini defaatle ifade ettik. Artık bunları bir daha tekrarlamaya gerek yok. Ama Cumhurbaşkanı adayımızı karşımızdakiler merak ediyorlarsa getirirler sandığı, görürler adayımızı. Belediye başkanlarımızın görevlerine devam etmelerini istiyorum. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, komutanlarla video konferans toplantısı düzenledi. Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Akar, Kerkük'te yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti. Türkmenlerin haklarının korunması bizim için çok önemli dedi. Bakan Akar, Rusya-Ukrayna-NATO üçgenindeki gerilimin barışçıl yollarla çözülmesini istediklerini de belirtti. Teröristlerde bir çöküş olduğunu hep beraber gördük, görüyoruz arkadaşlar. Terörle mücadelede bir kez daha kararlılık vurgusu yaptı. Terör örgütü PKK'daki çöküşün herkes tarafından görüldüğünü ifade etti. Bu çöküşün devamı için herhangi bir şekilde toparlanmalarına meydan vermemek için bu baskının sürmesi lazım, bu takibin sürmesi lazım. Mehmetçiğin diyoruz nefesi enselerinde, terörist enselerinde. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar komutanlarla video konferans toplantısı düzenledi. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanları katıldı. Bir an önce hedefe ulaşmamız lazım. Yani en son teröristi de esirgeme getirmemiz lazım. Bu harekatın nihai amacı bu. Kerkük'te yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini söyleyen Akar, Türkmenlerin haklarının korunması bizim için çok önemli dedi. En son teröristi esirgeme getirmek. Bunu yaparken de işte bahsettiğimiz gibi hem Erbil'le hem Bağdat'la ilişkilerimizi hakka, hukuka saygılı bir şekilde sürdürmek suretiyle birlikte hedefe varmamız lazım. Dolayısıyla hem Irak için, Iraklı kardeşlerimiz için hem de bizim için güvenliğin sağlanması yolu bu. Burada omuz omuza çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bakan Akar, Rusya, NATO ve Ukrayna üçgenindeki gerilime de değindi. Temennimiz gerilimin barışçıl yöntemlerle çözülmesi ifadelerini kullandı. Bu Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin, NATO ile Rusya arasındaki gerginliğin de bir an önce barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesi, sükunetin hakim olması, barışın, istikrarın hakim olması. Bu konuda bize düşen ne varsa bugüne kadar her türlü katkıyı sağladık. Bundan sonra katkılarımızı sağlamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri Afrika'da eziliyor. Girdiği her ülkede halkın direnişiyle karşılaşan ve oyunu kaybeden Washington'ın Etiyopya'yı bölmek için silahlandırdığı terör örgütü TPLF yenilgiyi kabul etti. Geri çekildiklerini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri bu kez Etiyopya'da kaybetti. Ülkeyi bölmek için silahlandırdığı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi silahlarını bıraktığını ilan etti. Afrika boynuzu ülkesi Etiyopya'da bir yıldır süren çatışmalar Ağustos ayında şiddetlendi. Tigray Halk Kurtuluş Cephesi adlı örgüt Ağustos ayında ağır silahlarla donatıldı. Örgüt Etiyopya hükümetini devirmek için başkente yürümek istedi. Sert çatışmalar yaşandı. ABD dışında yanında hiçbir kuvvet bulamayan Etiyopya'nın PKK'sı, Başbakan Abiy Ahmed'in askeri üniformasıyla sahaya inmesiyle iyice yalnız kaldı. Eritre, Güney Sudan, Somali, Kenya, Cibuti ve Uganda başta olmak üzere tüm komşu ülkeler Etiyopya yönetiminin yanında konumlandı. Türkiye ve Rusya, Etiyopya hükümetine destek olmaya hazır olduklarını ilan etti. Başbakan Ahmed 6 Aralık'ta ABD'nin yenilgisini "Tebrikler, zafer her zaman Etiyopya halkının" sözleriyle ilan etti. Yaklaşık 15 gün içerisinde ise Tigray Halk Kurtuluş Cephesi yenilgiyi kabul etti. Afrika kıtasının tepkili olduğu Birleşmiş Milletler'e mektup gönderdi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine hitaben yazılan mektupta barış kelimesine sığınan bölücü örgüt, birliklerine geri çekilmeleri çağrısı yaptığını açıkladı. Tigray Halk Kurtuluş Cephesi Sözcüsü Getachew Reda da birliklerin Amhara ve Afar bölgelerinden çekildiğini duyurdu. Kaybeden örgüt Tigray Halk Kurtuluş Cephesi yenilgi sonrası iftiralara başladı. Bizi Amerika kışkırttı diyen örgüt yöneticileri ABD'yi suçlayarak ABD bizi Başbakan Abiy Ahmed'i devirmemiz için başkent Addis Ababa'ya saldırmaya ittiği açıklaması yaptı. Normalleşme süreci başlatılan Ermenistan'la karşılıklı uçuşlar başlıyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İstanbul-Erivan arası uçuşlara önümüzdeki günlerde başlanacağını söyledi. Çavuşoğlu, Afganistan'da Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili yeni gelişmeleri de aktardı. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme süreci hızlı başladı. İki ülke arasında özel temsilcilerin belirlenmesinin ardından karşılıklı havayolu ulaşımı için de görüşmeler hızlandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önümüzdeki günlerde birkaç firmanın Erivan'a uçuşlara başlayacağını duyurdu. Çavuşoğlu, arzumuz Güney Kafkasya'da istikrar ve huzurun tam olarak yerleşmesi dedi. Bazı şirketlerin İstanbul'la Erivan arasında uçuş talepleri oldu. Hem Ermenistan tarafından hem de Türkiye tarafından. Ulaştırma Bakanlığımız, Sivil Havacılık Kurumumuzla beraber değerlendiriyoruz. Bazı şirketler uçuşlara önümüzdeki günlerde başlayacak. Tüm bu adımları atarken Canı Azerbaycan'la istişare ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de öyle olacak. Bizim arzumuz Güney Kafkasya'da istikrar ve huzurun tam olarak yerleşmesi. Malezya Dışişleri Bakanı Seyfettin Abdullah'la ortak basın toplantısına konuşan Çavuşoğlu, Afganistan'la ilgili gelişmelere de değindi. Çavuşoğlu, Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili Afganistan yönetimine Katar'la ortak bir teklif sunacaklarını söyledi. Bildiğiniz gibi bir Türk şirketiyle bir Katar şirketi sadece Kabil değil, Afganistan'daki 5 havaalanının birlikte işletilmesi için bir mutabakat muhtırası imzaladı. Bu çerçevede Afganistan geçici yönetimine ortak tekliflerde bulunacağız. Ve arkadaşlarımız bu gece Doha'ya gidiyor. Oradan birlikte Kabil'e gidecekler ve oradaki geçici yönetimle bu konuyu birlikte alacaklar. Şartlarımız uygun olursa, uyarsa havaalanlarını işletiriz. Afganistan'a insani yardım konusunu da değerlendiren Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın geniş çaplı ekonomik yardım için bir fon kurma kararı aldığını açıkladı. Şu anda Afganistan halkı zor şartlar altında yaşıyor. Yardım elimizi uzatmalıyız. Biz Türkiye olarak yapıyoruz, ülkeler bireysel olarak yapıyor. Ama İslam dünyası olarak da birlikte bir şeyler yapmamız lazım. Sadece insani yardım ulaştırmak yetmez. Hastanelerin işlemesi lazım, okulların açık olması lazım. O nedenle İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam Kalkınma Bankası bir fon kurma kararı aldı. Daha doğrusu dün bu toplantıda karar aldık. Amerika Birleşik Devletleri'nde darbe ve iç savaş söylemleri yükseliyor. Emekli generallerin ardından uyarı bu kez istihbarat uzmanlarından geldi. CIA'nin iç savaş uzmanı Barbara Walter, artan politik kutuplaşma nedeniyle Amerika'nın iç savaşın eşiğinde olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2020'deki başkanlık seçimleri ve sonrasında yaşanan gelişmeler, ülkenin sosyal ve siyasal yapısında yaşanan ayrışma ve şiddet ortamını da körükledi. CIA uzmanları iç savaş olasılığını gündemlerine aldı. Washington Post, CIA danışmanı Profesör Barbara Walter'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin iç savaşın eşiğinde olduğuna dair analizini yayınladı. Uzmanlığını iç savaş yaşayan ülkeler üzerine yapan Walter, ABD'nin CIA'nin iç savaş için gerekli 3 şarttan ayaklanma öncesi ve başlangıç aşamasındaki çatışma aşamalarını Ocak ayındaki Kongre baskınıyla yaşadığını belirtti. Üçüncü aşamanın ayaklanma olduğuna dikkati çeken CIA danışmanı analizinde son 5 yılda siyasal alanda yaşanan kutuplaşmanın uluslararası ölçümlere göre ABD'yi iç savaşın eşiğine getirdiğini vurguladı. Diğer ülkeler için uygulanan CIA tahlil parametreleriyle ele alındığında hiçbirimizin inanmak istemeyeceği kadar iç savaşın eşiğindeyiz. Eğer ABD'ye dışarıdan bir gözle bakacak olsanız elinizdeki bilgi listesiyle bu ülkenin bir iç savaş gerçeğine doğru ilerlediğini tespit edersiniz. ABD'li istihbarat uzmanı iç savaş için üçüncü şart olan ayaklanma aşamasına geçildiğinde ülkede suikastlar dahil sürekli şiddet ortamı oluşacağı uyarısı yaptı.
Analizde ABD'nin Polit indeksinin 10 üzerinden 5 puanla kısmi demokrasi kategorisine düştüğü kaydedildi. Stockholm merkezli Uluslararası Demokrasi ve Seçim Destek Enstitüsü'nün de ABD'yi gerileyen demokrasi sınıfına düşürdüğüne dikkat çekildi. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından emekli korgeneral İsmail Hakkı Pekin ve gazeteci Yakup Aslan bizlerle birlikte olacak. Aslan'a sürecini değerlendireceğiz. Astana'da da 17. tur görüşmeleri bugün Kazakistan Nur Sultan'da başladı. Şimdi görüşmelere ilişkin iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte. Emekli Korgeneral Sayın İsmail Hakkı Pekin ve gazeteci Yakup Aslan yayınımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Astana görüşmelerinden bahsedeceğim biraz ama öncelikle sahaya dönmek istiyorum. Bundan önceki görüşmelerde de hep vurguladığımız gibi Türkiye, Rusya, İran ama bir yandan da Suriye'nin de masada olduğu görüşmeler yapıldı ve bu süreç içerisinde hep Ankara ve Şam hattında bir normalleşme yaşanacak mı, yaşanmayacak mı soruları gündeme geldi. Son dönemlerde Suriye ile Körfez ülkelerinin normalleşmesi ve Suriye'nin yeniden Arap Ligi'ne dönmesinin gündeme gelmesiyle birlikte acaba Ankara'dan yeni adımlar gelecek mi? Sayın İsmail Hakkı Pekin bir yandan da Türkiye ve Suriye'nin PKK ile mücadele konusunda görüşmeler yaptığı da iddialar arasında bu iddialardan sonra baktığımız zaman sahada PKK yönelik iki ülke arasında bir ortaklık görebilir miyiz? Neler söyleyeceksiniz? Yani önce şunu söyleyeyim. Tabii bu konu devamlı gündeme getiriliyor ama aslında şu anda Rusya'nın koordinatörlüğünde Suriye ile YPG görüşüyor. Ama bir türlü bir anlaşmaya varmıyor. Asıl sorun şeyin durumu ne olacak? Yani Suriye siyasi olarak yeni baştan teşkil edildiğinde Suriye içerisindeki Kürtlerin durumu ne olacak? O konuda bazı anlaşmazlıklar var. Rusya ve Suriye ısrarla bu grubun şeyde olmasını istiyor. Yani silahlı grubun Suriye ordusunun içerisinde olmasını istiyor. Özellik olarak da kültürel özellikten bahsediyor. Kültürel özellik vermeden bahsediyor genelde. Bu tabii şeyler daha fazlasını istiyorlar. Daha fazla özellik istiyorlar. Ve tamam diyorlar ordu şeyde sayılsın. Bunların hepsi ordu içinde, Suriye ordusu içinde olsun. Ama bizim tarafımızda olsun. Yani aynen şeyde olduğu gibi. Irak'ta, Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi, bölgesel Kürt yönetiminde olduğu gibi peşmergeler ordudan sayılacak. Orada da o sayılıyor ve şeyin içerisinde. Irak'ın kuzeyinde bulunuyorlar. Onlar da aynı şeyi istiyorlar. Yani bu silahlı güç bizle beraber bulunsun şeklinde. Bu konu tabii şöyle bir sıkıntı, böyle bir sorun var bu konuda. Şimdi o bölgedeki Kürtler yani ona Suriye Demokratik Güçleri diyorlar. Başka bir şey diyebiliriz belki ismi. İsmi ne olursa olsun. Amerika'dan maddi destek bekliyorlar. Amerika'nın çekilme durumu, Amerika'da herhangi bir durum olduğu zaman hemen garantör olarak Rusya'ya doğru koşuyorlar. Rusya'ya diyorlar ki bizim Suriye'yle aramızı yap. Suriye bize saldırmasın vesaire falan. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri onlara silah gönderdiği zaman veyahut da biz sizin arkanızda dediği zaman hemen bu görüşmelerden çekiliyorlar, tekrar Amerika'nın peşine takılıyorlar. Yani şu anda durum bu merkezde. Dolayısıyla büyük bir ihtimalle bu görüşmeler devam ediyor. Aslında bunu bozacak tek şey Türkiye'nin Suriye ile işbirliği yapmasıdır. Eğer Türkiye Suriye ile işbirliği yapılırsa hem Amerika'nın dilinden hem de buradaki Suriye Demokratik Güçleri dediğimiz PYD PKK'nın elinden bu şey konusu alınabilir. Bu manevra konusu alınabilir. Ve iki ülke karşılıklı olarak yani Rusya'nın da devreye girmesiyle iki ülke hatta üç ülke karşılıklı olarak bu konuyu görüşebilirler ve Türkiye-Suriye ilişkisi bir şekilde iyi yöne gidebilir diye değerlendiriyorum ama Türkiye'nin bazı şeyleri vermeye ya da bazı konularda anlaşma yapmaya hazır olması lazım. Nedir bunlardan birisi? Mesela İran'la bu konuda anlaşmak. İran'ı bir tarafa atarak bu işi çözemeyiz. Mutlaka İran'la birlikte olmamız gerekiyor. İkincisi, Türkiye'nin İdlib konusunu bir daha gözden geçirmesi gerekiyor. İdlib'i
artık yavaş yavaş boşaltıp o bölgeleri, yani belki İdlib'in hemen Türkiye-Suriye sınırının yanındaki bazı yerlerde güvenlik tedbiri alınabilir ama o konuda anlaşma yapıp ondan sonra Suriye ordusunun şeye gitmesini sağlaması gerekiyor. Ne derler ona? Suriye'nin kuzeyindeki o oluşumlara, kuzeydoğusundaki Kürt oluşumlara gitmesi gerekiyor. Harekatını oraya yönlendirmesi gerekiyor. Bunlar mutlaka yapılması lazım. Bunlar yapılmazsa geri kalan sadece görüşmeden ibaret kalır. Ama şu anda şöyle bir sıkıntı da var. Türkiye'nin dikkat etmesi gereken Arap Ligi'ni alıyorlar tekrar şeyi. Suriye almak konusunda şey var. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Katar'ın bu konuda çalışmaları var. Tabii bu arada Amerika'nın başka bir şeyi var. Amerika Birleşik Devletleri Arap Ligi'nin şey olmasını istiyor. Garantör olmasını istiyor. Diyor ki Suriye'nin bütünlüğü konusunda Arap Ligi garantör olsun. Dolayısıyla Türkiye, İran buradan çekilsin ve buradaki siyasi durumu şey yapsın. Arap Ligi ve Arap Ligi askerleri doldursun şeklinde bir şey var. Ve bu tabii Türkiye'nin içinde olmadığı bir çözüm. Onun için Türkiye mutlaka böyle bir çözüm de olsa bunun içinde olmalı. Zaten bir şey söyleyeyim, Türkiye olmadan da burada bu bölgede çözüm olması mümkün değil. Ne Türkiye olmadan mümkün, ne de İran olmadan mümkün, ne de Rusya olmadan mümkün. Yani Türkiye, İran, Rusya buradaki çözümü Amerika'dan çok onlar dikte ettirecek durumdalar. Dolayısıyla Suriye-Türkiye görüşmeleri bu açıdan çok önemsiyorum. Tabii buna İran görüşmelerini de, İran'la ilişkileri de dikkat almak gerekiyor bu konuyla ilgili. Sanırım bu toplantıda, sanırım 17. toplantı dediniz herhalde değil mi? 17. bu toplantıda umarım bu yönde bir tedbir alınır, karar alınır. Bu yönde bir yumuşama sağlanır. En azından Suriye yetkililerle görüşülür. Ve daha o bölgede olmadan Suriye ile Türkiye arasında bir diplomatik ilişki trafiği başlamış olur diye değerlendiriyorum. Bu bizim için çok önemli diye düşünüyorum. Teşekkürler Sayın İsmail Hakkı Pekin. Şimdi İran konusuna vurgu yaptınız. Yakup Aslan'a da onu sormak istiyorum. İran'ın içinde olmadığı bir çözüm mekanizması Aslan'a formatında zaten düşünülemez. Biraz önce Türkiye ve Suriye'nin PKK'ya yönelik ortaklık iddialarından bahsetmiştim. Aynı iddialar yine Türkiye ve İran'la ilgili de geçerli. Kandine yönelik Türkiye ve İran'ın çeşitli görüşmeler yaptığı iddiaları var. Bu tüm çerçeve içerisinde Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin içerisinde olduğu bir askeri mekanizma PKK'ya karşı düşünülebilir mi? İran tarafında iddialara yorumlar nedir? Şöyle ki Seda Hanım, aslında İran'daki yeni hükümetin verdiği mesajlar oldukça önemli ve bence tarihi. Şu ana kadar terörle mücadele başlığı konuşulurken İran tarafı hep terör örgütleriyle mücadele, bölgedeki terör örgütleriyle mücadele, terör gruplarıyla mücadele şeklinde ifade ediyordu ama son Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı reisinin görüşmesinin ardından reisi PKK terör örgütüyle mücadele diye örgütün adını anarak bir mesaj verdi uluslararası kamuoyuna. Tabii bu örgütün adının verilmesinden sonra iki terör örgütü sorumlusu sınır ötesi bir operasyonla, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. Bunların da örgütün İran sorumluları, sözde İran sorumluları olduğunu biliyoruz. Bir kadın, bir erkek terörist getirildi Türkiye'ye 2 hafta önce. Bu açıklamanın ardından gerçekleşti. Yani burada biz de görüştüğümüz, temasta bulunduğumuz kaynaklarla ortak bir operasyon söz konusu olabilir mi sorusunu yönelttiğimizde bize şunu ifade ettiler. Biz ortak operasyon demeyelim ama koordineli olarak bazı şeyler, bazı adımlar atılıyor şeklinde ifade ettiler. İran bu anlamda terör örgütleriyle yaptığı mücadele, operasyon ya da buna ait bilgileri çok fazla medyayla paylaşmıyor. Bir kez bunun altını da çizelim. Yani Türkiye'de bir sınır ötesi operasyonu olduğu zaman bildiğiniz bütün televizyon kanalları sınır boyuna gidip orada canlı yayın araçlarıyla harekatın seyrini de belki olumsuz anlamda etkileyebilecek bir yayın çizgisi izlerler. Ama İran'da böyle bir operasyon olduktan sonra isterlerse kamuoyuyla paylaşırlar. Ki paylaştıkları da çok azdır ama bu anlamda bir koordinasyon olduğunu ifade ettiler. Tabii Kandil'e yönelik de böyle bir koordinasyon konusunda mütabakat sağlanmış görünüyor. Hem açıklama hem açıklamanın ardından bu
terör örgütü üyelerinin, yöneticilerinin, sözde yöneticilerinin bir MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilmesi, İran'la birlikte bir işbirliğinin artık yeni bir aşamaya girdiğini gösteriyor. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir Tahran ziyareti var, yakında gerçekleştirilecek bir Tahran ziyareti olacağı açıklandı. Bu ziyareti oldukça önemsiyor Tahran yönetimi. İlişkilerimizde yepyeni bir sayfa açılacak ve yeni bir aşamaya geçeceğiz şeklinde de kamuoyuyla paylaşıyorlar. Tabii Suriye sahasına baktığımız zaman da Suriye'deki toprak bütünlüğünden yana olan üç kararlı ülkeyi görüyoruz. Türkiye, Rusya ve İran. Toprak bütünlüğü vurgusu her toplantıda, her açıklamada var. Sahadaki adımlarda da var ama sahadaki gerçekliğe baktığımız zaman fiili bir bölünmüşlükle de karşı karşıyayız. Kuzeyde bir yapı artık oluşmuş durumda. Fiili bir şekilde. Fırat'ın doğusu ki en tehlikelisi, bu Türkiye için de, Suriye için de, bölge ülkelerinin tamamı için de en tehlikeli yapı bu. Buradaki PKK'nın Suriye kolu olarak tanımlayabileceğimiz, kendilerini Suriye Demokratik Güçleri olarak adlandıran terör örgütünün burada bir federal devlet ya da bağımsız bir devletin aslında federalizmle ilk adımını atmaya çalıştıkları bir oluşum oluşturmaya çalışıyorlar. Komutanımın da ifade ettiği gibi Amerika dirsek gösterdiği zaman Rusya'ya, Rusya'dan umudu kestikleri zaman Amerika'ya, ama buradaki kontrolün, lojistik desteğin, silahlandırmanın tamamı da Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılıyor. Bunun ülkeyi bölünme, resmi bir şekilde aslında bölünme safhasına getireceğinin Şam da farkında. Bu anlamda özellikle Fırat'ın doğusu için askeri makamların Türk Silahlı Kuvvetleri ile görüşme yaptığı geçen hafta açık kamuoyuna yansıdı. Gazetelerde okuduk. Suriye Arap Ordusu komutanlarının Türk Silahlı Kuvvetleri yöneticileriyle çeşitli görüşmeler yaptığı, Fırat'ın doğusuna ilişkin atılacak adımlara ilişkin bir temasın kurulduğu söz konusu. Tabii burada Suriye'deki durumu bir kör düğme, çözülmez bir duruma getiren Ankara'nın biraz izlediği tavır. Eğer Ankara Şam'la görüşme ya da diyalog kapısını açarsa, Suriye'de ne Arap Ligi ne ya da Arap dünyasının körfez ülkelerinin Amerika ile ilişkilerine baktığımız zaman Amerika burada yeşil ışık yakıyor körfez ülkelerine. Körfez ülkeleri de Suriye'de bir tarafın artık yanlarında olmasını istiyorlar. Çünkü bir Arap ülkesi Suriye, burada bir yönetim ve bir muhalefet var. Hiçbir Arap ülkesinin dahli yok bu konuya. Yani ne Suudi Arabistan ne Birleşik Arap Emirlikleri'ne bu Suriye muhalefeti Türkiye'de konuşlanmış durumda. Suriye yönetimiyle de diyalogları yoktu. Artık bir taraflı diyalogun başlaması gerekiyor ki bunun içerisinde bizim de söz hakkımız olsun diyorlar. Aynı zamanda hem Türkiye'nin hem de İran'ın ve Rusya'nın aslında Suriye'den çıkarılması için de Arap ülkelerini Amerika'nın kullanmak istediğini biliyoruz. Tabii bunun karşısında da İran'ın diyalog süreciyle Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'la çeşitli görüşmeler yaptığını, hatta Umman'da Genelkurmay Başkanı seviyesinde bir ziyaretin de söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bu da İran basınına yansıyan başlıklardan biri son haftalarda. Yani bölgede özellikle Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olan ülkelerin Astana masasında bugün birlikte olması çok önemli. Evet, yan yana olmasalar da, karşı karşıya da olsalar aynı masadalar ve çözüm için Suriye'nin bölünmesinin önünde engel Türkiye'nin Suriye hükümetiyle diyalog kurması, orada bir federal yapının oluşmaması, yani Suriye'nin bölünmemesine ilişkin anahtar Türkiye'nin elinde. Eğer burada bu siyaset izlenirse, bu şekilde 2011'den bu yana izlenen siyaset devam ettirilirse, burada federal bir yapı oluşması gayet mümkün ve burada da dolaylı bir şekilde sebep olan kuvvetlerden biri de maalesef Türkiye yönetimi oluyor. Eğer bunun önüne geçmek istiyorsak... Duralım isterseniz, çünkü bir reklama gitmemiz gerekiyor. Çok kısa bir reklam olacak. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ulusal Kanal ekranlarında Günlüğe Sayın İsmail Hakkıpekin ve Sayın Yakup Aslan'la birlikte devam ediyoruz. Biraz kısa bir süremiz kaldı. Ben hemen Sayın İsmail Hakkıpekin'e dönmek istiyorum. Suriyeli
temsilcilerin, hükümetinin ve muhaliflerin masada olduğu bir toplantıdan bahsediyoruz. Bu toplantıda gündem anayasa olacak. Peki ben size şunu sormak istiyorum. Hastane mekanizması içerisinde öncelik İdlib mi olacak, Fırat'ın doğusu mu olacak? Sizce bu toplantıda sonra gündem nereye odaklanacak? Yani ben şunu söyleyeyim tabii. Aslında önemli olan Fırat'ın doğusu. Fırat'ın doğusunda oluşmakta olan o federe yapı, o çok kritik. Tabii İdlib önemli ama İdlib ne Türkiye açısından, yani biz Türkiye açısından, Türkiye'nin güvenliği açısından, Türkiye'nin bekası ve kendisi açısından şey daha tehlikeli. Yani Fırat'ın doğusu daha tehlikeli. Şeyle baktığımız zaman olaya, Suriye açısından baktığımız zaman ve Rusya açısından baktığımız zaman İdlib önemli ama Suriye'ye yine baktığımız zaman Suriye için Fırat'ın doğusu daha önemli. Öyle söyleyelim. Dolayısıyla Türkiye burada bir şey yapması lazım. Bir hesap yapması lazım. Yani İdlib konusunu çözebilirsek, ki asıl bizim için önemli olan, Suriye için önemli olan, Suriye'nin bilmesine yol açacak olan şeyi, Fırat'ın doğusundaki olayı halledebiliriz diye değerlendiriyorum. Hı. Yani asıl problemimiz orası olmalı, yoğunluğumuz orası olmalı. İdlib, Amerika'nın bizim içimize koyduğu bir şey, bir bomba orada duruyor. Şeyler var, HTŞ dediğimiz, HT Tahrir Şam dediğimiz bazıları idare ediliyor. Çoğunun Amerikan, Fransız, İngilizler, Alman, istedikleri zaman olayları şey yapmak suretiyle, tansiyonu yükseltmek suretiyle Türkiye ile Suriye ve İran şey arasında, düzeltiyorum, Türkiye, Suriye ve Rusya arasında sorun çıkartıyorlar. Çıkartmaya çalışıyorlar. Onun için bence asıl önemli olan konu şeydir. Bizim açımızdan baktığımızdan Fırat'ın doğusudur. Fırat'ın doğusunda meydana getirilmekte olan şeydir. Türkiye, tabii bir şey daha söyleyeyim belki çoksa. Türkiye bu konuları çok daha bölgesel çapta ele almalı. Sadece İdlib'e, sadece Suriye'nin doğusuna değil. Yani bu Güney Kafkasya, Hazar, Orta Doğu, yani Mısır'da dahil, İbrahim Anlaşmalar, İsrail'de dahil olmak üzere bu geniş yapı içerisinde çözmeye çalışmalı. Bu geniş yapı içerisinde bazı ittifaklar kurarak bu işleri, daha sonra müsait bir program olduğunu söyleriz gene, bu ittifaklar vasıtasıyla bu işi, bu işin başka türlü çözülemeyeceği konusunda bütün o bölgedeki ülkelerin kafasına bu iş girmelidir diye değerlendiriyorum. Hı hı. Bu konuda tabii Türkiye'nin yönlendirilmesiyle Arap Ligi de ya da Körfez ülkeleri de Türkiye ile birlikte hareket edebilir, ki Türkiye'nin son dönemde yapmış olduğu bu dış politika bence önemli. Yani ne derseniz değil. Birleşik Arap Emirlikleri'yle görüşme, Katar'la görüşme, Mısır'la görüşme, İsrail'le görüşme, ondan sonra işte İran'la yakınlaşma. İran'la yakınlaşma çok önemli. Özellikle bölgedeki barışın tesisi ve terör örgütünün ortadan, biraz evvel Sayın Yakup da söyledi, Yakup Hasan da söyledi. Özellikle de PKK terör örgütü ve diğer terör örgütlerin ortadan kaldırılması konusunda İran'la Türkiye'nin anlaşması hayati öneme ait diye değerlendiriyorum. Teşekkürler Sayın İsmail Hakkı Pekin. Sayın Yakup Aslan, sizden de bugünkü toplantının devamına ilişkin bir yorum rica edelim. Liderler düzeyinde kısa vadede bir toplantı bekliyor muyuz bu arada? Bir yeni oturum da söz konusu olacak. Burada daha önce de ifade ettiğimizde bir anayasa oluşturulmak konusunda bir görüş birliğine varılması yönünde gündem buydu toplantıda. Bu çok çok önemli. Yani sahadaki mücadele kadar önemli bir gündem. Suriye'nin anayasası, çünkü Suriye'nin anayasasının o Lübnan modeli olarak tanımlanan etnik ve dini az gruplara bölerek, yani Suriye'yi anayasal anlamda bölebilecek bir anayasayla gelmek istiyor. Özellikle Cenevre'deki süreç. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Aksi halde Lübnan'daki oluşmayan istikrar, Irak'ta olan o Lübnan modeli Irak'ta söz konusu oldu, hayat buldu maalesef. Irak'ın istikrara kavuşmasının önünde de en büyük engel bu anayasa düzeni. Bu anayasa düzeni eğer Suriye'ye gelirse, sahada barış sağlanmış olsa da bile bu masada Suriye'yi bölecek bir durum olacak. Burada Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacak, kaderini belirleyecek ülke konumunda.
bu anlamda Ankara'nın geniş bir perspektifle olaya yaklaşması, yakın geçmişteki görüş ayrılıklarını bir tarafa bırakması gerekiyor. Çünkü eğer burada bir bölünmüş Suriye söz konusu olursa Türkiye'nin toprak bütünlüğü için de çok büyük bir engeldir. Az önce komutanıma da yönettiğiniz soruda İdlib mi olacak, Fırat'ın doğusu mu olacak? Burada Fırat'ın doğusunda bir bölünmeye ilişkin durum söz konusu olursa bu İran'ı da yakından etkileyecek bir durum olacak. Dolayısıyla Amerika'nın o 20'ye yakın üssünün olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Yani İran'ın burnunun dibinde Irak'ındaki birliklerin yanı sıra bir de Suriye'nin, Suriye'de Amerika yerleşmiş olacak. Bunların hepsini dikkate aldığımızda İran'ın da ikna edilmesi lazım. Ama Suriye şu gözle bakıyor, bir şekilde diyalog kurabiliyoruz Fırat'ın doğusundaki oluşumlarla, ama İdlib'le bir diyalog durumu söz konusu değil. Askeri olarak çözümün dışında bir çözüm görmüyor. Eğer burada devreye Türkiye girerse, bu diyaloğun kurulmasını sağlanırsa hem bir mülteci akının önüne geçer, hem de Fırat'ın doğusuna yönelik Suriye ordusu ve İran'ın bulunan kuvvetleriyle birlikte bir kararlı duruşla Suriye ordusunun önü açılabilir. Aksi halde Türkiye mevcut politikayı devam ettirirse Suriye özelinde, Suriye'de çözüme ulaşmayan bir süreç olacak ve 10 yıllarca Suriye'de istikrarsızlığı konuşacağız. Eğer bu Astana süreci elbette şimdiye kadar çok önemli ama bundan sonra daha önemli. Çünkü bir anayasa yazım süreci artık Astana sürecinin gündeminde. Anayasa yazımı da Suriye'nin önümüzdeki dönemde aslında masa üzerinde bölünüp bölünmeyeceğine ilişkin bir modelin ortaya çıkaracak. Suriye'de evet çeşitli azınlıklar var. Onların da hakları gözetilerek bir anayasa yazılmalıdır ama bu kesinlikle Lübnan modeli olmamalıdır. Irak'ta uygulanan model olmamalıdır. Eğer böyle bir durum söz konusu olursa Suriye'nin istikrarsızlığı ve bölünmesinin yasal olarak da, yani bir anayasal olarak da bölünmesinin önü açılmış olur ve bunun oluşturduğu riskler Türkiye açısından, bölgede İran için de elbette önemli ama en önemlisi Türkiye açısından toprak bütünlüğü çok önemli. Burada da hazır mütabık kalınan ülkeler var. Moskova, Tahran ve Ankara aynı zamanda Şam'la mütabık toprak bütünlüğü konusunda. Bu mütabık kalınan konuların Türkiye'nin âli menfaatleri için daha da artırılması gerektiği kanaatindeyim Seda. Yakup Aslan, çok teşekkür ediyoruz. Görüşmeler devam ediyor. İlerleyen günlerde bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Sayın İsmail Hakkı Pekin, size de çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Daha geniş bir zamanda, daha kapsamlı bir programı rica edeceğim. Buyurun. Kısaca alayım. Şöyle gidelim. Yani biraz evvel Sayın Yakup Aslan'ın söylemiş olduğu, eğer anayasa İran-Irak modeli veya Lübnan modeli olursa büyük ihtimalle sıra Türkiye'ye ve İran'a gelecek. Ve büyük ihtimalle bizler de bir federatif yapıya doğru ilerleyeceğiz. Yani Suriye'de başlayan yapı, Irak'ta, İran'da, Irak'ta devam eden yapı daha sonra Türkiye'ye ve emin olun şeye, yani yeni Yugoslavyalaştırma modeli bizim oralara da gelecek diye değerlendiriyorum. Yani Türkiye'ye ve İran'a gelecek diye. O bakımdan çok önemli bu görüşmeler. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz. Değerli katkılarınız için çok sağ olun. Emekli Kor General İsmail Hakkı Pekin ve gazeteci Yakup Aslan bizlerle birlikteydi. Toplantıların önemini son açıklamasıyla İsmail Hakkı Pekin bir kez daha vurgulamış oldu. Aslında Suriye'de nihai bir çözüm bölge ülkeleri açısından ve Türkiye açısından oldukça kritik. Bu anlamda Türkiye'nin de Suriye ile ilişkilerde bir an önce temel ve kritik adımları atması gerekiyor. Beklenen de bu. Aslan'ın 17. tur görüşmelerini takip ediyor olacağız. Günlüğün burada sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte saat 15'te Ulusal Kanal ekranlarında günlükte görüşmek üzere. Hoşça kalın.